Bu sezon bereketli geçti. Şampiyonlarla beraberiz. Ankara Gücü'nün şampiyonluğunu kutladık. Beraber eğlendik, beraber güldük. Şimdi de Altındağ Belediyespor'un şampiyonluğunu kutluyoruz. Üçüncü lige yükseldiler. Çok güzel bir mücadeleyi bize sergilediler. Önce görüntüler, ardından kulüp başkanı ve yöneticilerle röportajlara geçiyoruz. Şampiyon olduktan sonra konuşmak daha kolay tabii. Bu şampiyonluğun bir yıl öncesine gidersek bugüne kadar başta yönetim kurulu arkadaşlarımız olmak üzere kulüp başkanımız, futbol şube sorumlumuz, hocalarımız, futbolcularımız, daha önemlisi futbolcularımızın eşleri ve aileleri, anneleri, babaları çok emek verdiler. Ben huzurlarınızda bunlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Şampiyonluğunuz kutlu olsun. Burada tabii teşekkür edeceğimiz insanlar da var. Basın mensubu arkadaşlarımız var. Bizim çok değerli basın müdürümüz Ahu Hanım var. Çok emeği geçti. Kursaklar Belediye Başkanı dedik. Selçuk Çetin duyarsa bizi asar. Kulüp başkanı var, değerli kardeşim. Allah razı olsun. Hep bizim yanımızdalardı. Kulüp müdürümüz var. Tabii gördükçe sayıyorum. Değerli eşleri var, kaptan var. Barda var, herkes var. Ama en önemli şey şampiyon olmamızdı. Şampiyon olduk. Doya doya yaşayacağız. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Yüreklerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Attığınız her anı kadar Allah inşallah size sevap yazar. Şampiyonluğumuz mutlu olsun. Bugün tabii aramızda belediye başkanımız Sayın Veysel Tirgay'ın da olmasını çok arzu ederdik. Kendisi de çok istiyordu ama Ankara dışında olmasından dolayı o bugün yok. Ama onun da içinde olduğu, başımızda olduğu bir toplantıyı da yine bir organize edeceğiz. Kısa bir süre içerisinde tekrar inşallah bir araya geleceğiz.
Ben bu açıdan teşekkür ediyorum. Başkanımız bize çok destek verdi. Allah ondan da razı olsun. Hep beraber dediğim gibi bizim basındaki muhabir arkadaşımızdan, resim çeken kardeşimizden, bizi bütün deplasmanlara götüren şoför kardeşlerimizden, bugüne kadar herkese Allah razı olsun. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Kulüp başkanımızı yanıma çağırıyorum. Başkanıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu işe ilk başladığımızdan beri hep yanımızda oldu. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Eşime teşekkür ediyorum. 1,5 yıldır hiçbir pazar yaşatmadım ona. Hakkını helal etsin. Başkanımın adına da ablamdan da helallik isteyelim. Beraber hiç pazar yaşatmadık. Onlar da bizim arkamızdaki gizli kahramanlarımız. Allah onlardan razı olsun. Araya giriyorum bir saniye. Buyurun başkanım. Öyle, öyle olmaz kardeşim. Hemen ortamı düzeltelim. Evet. Tabii ki biz mikrofonlara sürekli böyle alışkın insanlar değiliz. Bu kadar kalabalığı da görünce zaman zaman hatalarımız olabiliyor. Ben de huzurlarınızda hiçbir pazar, bir yıl boyunca hiçbir pazar evinde geçirmeyen biri olarak eşime ve kızıma çok teşekkür ediyorum. Bir şampiyonluk daha yaşadık Ankara'da. Ankara gücümüzün şampiyonluğunu da yaşadık. Çok mutlu olduk. Onda da çok sevindik. Bülent'le beraberdik. Orhan abiyle beraberdik basında orada. Allah altında Aspora'da yukarılara, yukarı liglerde oynamayı nasip etsin. Bu başarıları bizlere de nasip etsin ya Rabbim. Bir teşekkür de takım kaptanıma etmek istiyorum. Abdullah Güne. Takımın en genç futbolcusu kendisi. Uzun yıllar hizmet bekliyoruz kendisinden. Allah nasip ederse. Hepinizi seviyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Futbolcularımızı buraya davet ediyorum arkadaşlar. Buyurun. Takım daha kazandırdınız profesyonel liglerde. Evet. Bir Ankara medyası olarak ilk başta ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Neler oldu, neler bitti? Kısaca bir özetlememiz mümkün mü hocam? Valla işte sezon başı ben ilk defa buraya geldim. İşimiz zordu, işin gerçeği. Yani kolay değildi ama çok çalıştık. Yani hep birlikte takım olarak, futbolcular, biz, yönetim çok emek verdik bu iş için. En sonunda da bunu başardık ama bunu başarırken tabii kolay değildi bu iş. Özellikle yani birinci olmadığın sürece bu ligde yani ikinci olmanın bir başarısı yok. Evet. Bir de birinci oluyorsun. Bir de playoff oynuyorsun. Yenilgisiz çıktık. Yani çok iyi bir sezon geçirdik ama bir de playoff oynuyorsun. İşte Osmaniye maçı oynadık. Yani enteresan bir şekilde yenildik. Yani final maçları farklı oluyor. İkinci maçın biraz daha sıkıntı. Yani bir hafta daha biz stres yaşadık. Maçın stresi muhakkak işte herkes istiyor, bunun stresi oluyor. Ama Allah'a şükür bu işi becerdik, bu işi yaptık. Altındağ camiasına, Altındağ hayırlı uğurlu olsun. Ama önemli olan şu, bunu inanmak önemliydi. Biz buna inandık, takım olarak inandık. Futbolcular en önemlisi, futbolcular inandı buna. Ve onlar da başardı. Biz de onlara elimizden geldiğince destek verdik. Yönetimimize destek verdi. Güzel bir şampiyonluk yaşıyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun yani, bütün camiaya. İçeride çok güzel bir arkadaşlık ortamı kurulduğu takım da belli. Biraz önce Cebrail Başkan'ın ve Taner Başkan'ımla da konuştuk. Onlar da bu işe gerçekten inanmışlar. Daha da hedefleri yüksek koymaya başlamışlar. Süper Lig deniyor. Siz de devam edeceğini hissettirdi Cebrail Başkan'ım da, Taner Başkan'ım da az önce röportajda. Evet.
Ne diyorsunuz? Altın daha neler bekliyor? Ankara'yı neler bekliyor? Şimdi şöyle, tabii bu iş kolay değil dediğim gibi. Yani arkadaşlığımız çok iyi. İçerideki ne kadar iyi takım olursan ol, arkadaşın iyi olmazsa, içerideki samimiyet olmazsa bu iş olmaz. Evet. Ben başkanlarımın ikisine de teşekkür ederim. Yani böyle düşündükleri için. Ama tabii şimdi şampiyonluktan sonra, belli bir dönem sonra üçüncülük, ikincilik zor işler. Evet. İyi bir yapılanma gerekiyor. Yani her şey ha deyince olmaz. Yani iyi düşünüp, iyi karar verip, tabii bunun da desteği, belediyenin işte desteği olması lazım. Bunları zaman gösterecek ama zor mu? Zor değil. Ama kolay mı? Kolay da değil. Evet. Bunu çıkar çıkmasa tabii ilk sene daha zor olur ama eğer hep birlikte olunursa, hep birlikte devam edilirse, hep birlikte bir emek verilirse inşallah bunun da devamı gelir yani. Ben belediye cephesinden, kulüp yönetimi cephesinden o hisse kapıldım açıkçası. Yani hedefleri yükseltme konusunda ve bu işin en önemlisi finans kısmı, bütçenin olması kısmı. Tabii. Belediye başkan yardımcımız bence o konuda artık gerekli desteği sağlayacaktır diyorum. Röportajda izlerken de en azından o mesajı alır diyorum. Şimdi şöyle, tabii muhakkak destek gelmesi lazım. Şimdi Bal Ligi'nde çok ekstra gelir gelmiyor ama 3. lige çıktığın zaman kulübün gelirleri de artıyor. Evet, profesyonel. Onun da etkisi olacak. Tabii bunları eklediğin zaman iyi bir yapılanmayla, iyi bir organizeyle iyi şeyler yapılabilir. Zaten altında bunu kaldıracak güce sahip yani. Evet. Hiçbir şey gelmese bile altında belediyenin kendi zaten gücü yüksek yani. Ama tabii projene çıktığın zaman ek gelirlerinde artacağı için daha güzel bir ortam oluşacağını ben umuyorum. İnşallah bir üçüncülükte de bunun devamını getirilir hep birlikte. Bu önemli yani. Bu önemli ama tabii yine aynı şeyi söylüyorum. İyi bir yapılanma gerekiyor, iyi düşünülmesi, iyi şeyler yapılması şart yani. İnşallah. Ya Yozgat'ta bir rekabet vardı bildiğim kadarıyla. Evet. Gerginlikler falan da yaşandı. Neticede Altındağ nüfusu Yozgat'ın yaşayan nüfusundan daha fazla galiba. Vallahi onu tam bilmiyorum yani ama şimdi şöyle. Başı başına bir şehir gibi. Biz şimdi Altındağ olarak mesela grubumuz çok zordu. Ankara, evet, grubu zordur. Yani Aksaray olsun, işte Nevşehir olsun, Yozgat olsun belki bizden daha yüksek paralar harcadılar ama olmadı. Onlar yapamadılar. Evet. Bu bize nasip oldu. Biz yaşadık bu olayı. Ama şu bir gerçek, yani Bal Ligi çok zor bir lig. Özellikle yani İç Anadolu bölgesinin takımları da diğer gruplara göre, bana göre daha zor geçiyor. Ama net olarak şunu söyleyeyim. Bu işi başaran arkadaşlar, futbolcularımız çok büyük iş başardı yani. Evet, evet, mutlaka. Yani gruptan çıkmamız, gruptan namağlup çıkmamız, bunun akabinde işte üçüncü lige çıkmamız, bu kolay bir iş değil. Yani dışarıdan kolay gibi gözükebilir ama kolay değil yani. Ve hep bir emeğim. Önce bir de ikinci sene belediyede de aynı motivasyonu sağlamak da kolay olmuyor. Onlar hemen olsun istiyorlar. İşte zaten en büyük sıkıntımız o. Evet. Şimdi futboldan gelen fazla kimse olmadığı için bir de devamlı aynı işte çıkalım. İşte onu da psikolojik sıkıntısını yaşamadık değil. Ama Allah'a şükür ki başardık. Yani bunu başardığımız için önce ben çok mutluyum. Yani niye? Ben de ilk yılında burada bir başarı elde ettik. Evet. Ama bunu yaparken bir oluşum oldu. Yani herkes seyircisinden, taraftarından, işte başkanından, belediye başkanımız, evet, çok destek verdi. O i̇şte Cebrail başkanımız, herkes destek verdi. Ama en önemlisi futbolculardı. Futbolcuların emeği çok büyük. Onlara burada teşekkür ederim. Yani beni her sezon boyunca hiç zorlamadılar. İdmanlarda olsun, başka yerde hep bana yardımcı oldular. Onlara teşekkür ederim. Onların en büyük emek, onların işin özü bu yani. Size ve takıma sadece biz basın ve Altındağ camiası değil, diğer ilçeler de teşekkür ediyor sanırım. Bal Ligi'nden bir takımın düşmesini engellediniz bir tabii, tarafta. Tabii. Bir tanesinin de çıkmasını sağladınız. Ay, tabii. Yani. Statü tabii sonradan, evet, değişiyor. Bazı şeyler oluyor ama bizim işte dediğiniz gibi bizim sayemizde Bal Ligi'nde daha fazla takım olacak. Evet, Ankara. İşte Ankara'da altta süper amatörden iki tane takım yarın şey oynayacaklar. Baraj maçları oynayacaklar. İşte kime nasip olacak ama iki takım daha fazla, bir, evet, takım daha fazla olacak. İşte Çubuk
Yeni Mahalleli oynuyor benim kadarıyla. Pursaklarla da şey oynuyor. Orman Spor oynuyor. Bunların galipleri de bizim işte Bal Ligi'nde duracaklar. Onlar da sizin maçın sonucunu heyecanla bekliyorlardı açıkçası. Beklediler. Onlara şimdi zor bir süreç tabii. Uzun bir süreç oldu. Çünkü bir hafta daha geciktirdik biz işin gerçeği ama başardık. Onlar için hangisi hayırlısı olacaksa onlar için inşallah iyi olan kazanır. Bal Ligi'nde devam eder yani. Bu süreç böyle devam ediyor yani. Ama Bal Ligi'nin bazı şeylerin değişmesi şart yani. Evet, şimdi çünkü biz daha doğrusu takım olarak çıkıyorsun. Tekrar bir final oynuyorsun. Yani bunlar zor işler. Kolay işler değil yani. Etmeskut Sincan finalinde görmüştük. Etmeskut namalup gitti. Playoff'ta Sincan'la eşleşti. Maç uzatmalara kaldı. Penaltılara kaldı. Neredeyse nav mağlup açık ara şampiyon olan Etimeskut 3. lige çıkamayıp Sincan çıkıyor. İşte ya statüde sıkıntı var. Evet. Mesela biz de yaşadık. Biz de nav mağlup çıktık. İşte Osmaniye'ye yenildik. Dün de yenilseydik. Yani çok büyük bir haksızlık olacak. Haksızlıktan ziyade bizim için zor olurdu. Evet. Kendimize gelemezdik işin gerçeği. Ben kendime gelemezdim. Niye? Yani insan çok üzülürdü. Ama Allah'a şükür bunu becerdik ama mesela çıkamayan takımlar için iyi olmadı. 3 tane evet. takım çıkamadı. 12 takımın 9 çıktı. 3'ü çıkamadı. Onlar için kötü oluyor. Yani bu sıkıntı, büyük sıkıntı yani. Bu strese rağmen başardığınız için ayrı bir tebliğ hak ediyorsunuz hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah gelecek sene daha fazla birlikte olacağız. Biz profesyonelliklerle daha fazla yoğunlaşmak zorunda kalıyoruz. Amatörlükler bambaşka bir ekip gerektiren bir iş. Ya ben şunu söyleyeyim. Altından bana göre çevresi değişti. Evet. Yani bir üçüncü ligde çeyresi daha farklı bakıyorlar şimdi yönetim olarak, şehir yani yer olarak, ilçe olarak, belediye olarak. İnşallah böyle devam ederler. İnşallah güzel şeyler oluşur. İnşallah biz de hep birlikte bunu başarırız yani hep birlikte. İnşallah hocam çok teşekkür ederim. Biraz önce dediğim gibi bereketli geçti. İki gündür, daha doğrusu bir haftadır Ankara Gücü'nün şampiyonluğunu kutluyoruz. Bugün de Altındağ Belediyesi'nin şampiyonluğunu kutlamaya geldik. İçeride çok coşkulu bir eğlence devam ediyor. Tamer Başkan ve Cebrail Başkan'la beraberiz. Bu başarının en büyük mimarları. Başkanım, tebrik ederim ilk önce. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Emeği geçen herkese ben de sizin huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bu Ulucanlar'da bir araya gelmiştik. Yaklaşık 1,5 sene evet. önceydi. Evet. Orada görüntüleri işte paylaşırız büyük ihtimalle. Söylenenlerin çoğu oldu. Altındağ Belediyesi zor da olsa ama evet. yenilmeden 3. lige adım attı. Bir Ankara takımı daha kazandırdı. Evet, evet. Ben şimdi öncelikle bizden önce şampiyonluğunu ilan eden Ankara Gücü'ne 1. ligde başarılar diliyorum. Onlar da çok emek verdi. Biz de elimizden geldiğince onlara desteklemeye çalıştık. Tamer Bey zaten sürekli onlarla iç içe. İşte bizde de ne zaman bir ihtiyaç olsa biz de her zaman yanlarında olduk. Kendilerini tebrik ediyorum. 1. ligde başarılar diliyorum. Bunun dışında da bizim şampiyonluğumuzda tabii bu işler bir ekip işi. Sizler de biliyorsunuz. Öyle. Her sektörde olduğu gibi bizim futbol camiasında da bu işler maalesef eğer azmedersen, uğraşırsan, çalışırsan ancak öyle başarı elde edilebiliyor. Geçen yıl Ulucanlar'da da yine sizlerle bir röportajımızda daha sezonun başındaydık. Yine böyle sezon açılışından önce bir yemek yemiş ve akabinde mikrofonun karşısına geçmiştik. O zaman şunu dedik. Tamer Bey'i ben o zaman hiç tanımıyordum. Evet. Ama biz güvendik. O da bizim güvenimizi boşa çıkartmadı. Emeğini koydu. Allah ondan, ekibinden, arkadaşlarından hep Allah razı olsun. Uğraştık, çabaladık, emek verdik. Çok şükür, şükrediyoruz. Emeğimizin karşılığı da Allah bize yardım ederek verdi. Şampiyon olduk. İnşallah 3. ligde bu başarımız devam edecek. Geri döneceğim başkanım. İnşallah. Tamer abi, evet, başkan olduğunda bunu başaracağına en emin insanlardan bir tanesiydim. Ankara Gücü'nün evet. altyapısında yaptıklarını biliyordum, emeğini biliyordum. Kesinlikle. Oradaki çiçeklere kadar ilgilenen birisiydin. Belli ki burada da takımda her şeyle ilgilendin ki bu başarı geldi. Kolay bir başarı değil çünkü yani evet. Bal Ligi, amatör lig dediğimiz ama çıkılan yer profesyonel ligler artık. Çok, bambaşka bir mecra. Çok zor bir lig yani profesyonel liglerden daha zor bir lig. Ankara Gücü'nün altyapıda 3 sene görev yaptık. Orada iyi yani insanlar yetiştirdiğimizi düşünüyorum. Hepsi şu anda Süper Lig'de oynayan evet. futbolcumuz var. Sen de biliyorsun az çok. Ama tabii ekip işi bu. Allah razı olsun. VSL Başkanımızdan başlıyor. Biz spor bölümünde Cebrail Aslan Başkanımızla, Onursal Başkanımızla, bizim büyüğümüz, abimiz. O da elinden geleni yaptı. Bizim bir dediğimiz iki olmadı bu camiada. Hem Ankara Gücü adına da yapıldı. Altındağ Belediyespor adına da.
Ekip çalışması burada oldu. Ekip olunca bu başarı geliyor. Başkan, 2 sene önce biz Etimesgut'un çıkışına şahit olmuştuk. Evet. 3 sene oldu hatta Etimesgut çıkalı. Onlar şu anda 2. ligde mücadele ediyorlar. Belki 1. lige mücadeleyi verecekler gelecek senede. Bu ciddi yatırım gerektiren, ciddi projelendirme gerektiren bir iş. Şimdi biz daha çok erken belki hedef koymak için ama nerede düşünelim Altındağ Belediyesi'ni? Hedef nereye? Vallahi Altındağ Belediyesi belediyecilik anlamında Türkiye'ye örnek olmuş bir belediye. Çalışkan ve başarılı bir belediyeyiz. Belediye Başkanımız Sayın Veysel Tiryaki kendini Türkiye çapında ispatlamış bir belediye başkanı. Her ne kadar futbolla çok yakın ilgilenmese bile herkesin ilgilendiği bir şey vardır. Futbol kulübüyle ilgili de biz görev aldık. Ben ilgileniyorum. Eski bir futbolcu olarak uğraşıyorum. Tabii başkanımızın destekleri hep arkamızda. Kulüp başkanımızın, belediye başkanımızın destekleri hep arkamızda. Üçüncü ligde ben beklediğimizden daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki bunlar bir bütçe gerektiriyor, tabii ki bir emek gerektiriyor. Üçüncü lige çıkmanın zorluklarını da biz biliyoruz. Ama önemli olan üçüncü ligde kalıcı olmak ki biz zaten hiç alt sıralar düşünmüyoruz. Hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız. Rakiplerimiz düşünsün. Tesisleşme konusunda bir çalışma var. Yine Karapürçek'te mi oynayacak? Karapürçek'teki sahada bir tadilat gerekiyor bizim orada maçlarımızı oynayabilmek için. Ben bundan 2 ay kadar önce zaten bir hazırlık yapmıştım. Şampiyon olunca oradaki yapacağımız tadilatla ilgili bütün projemizi, her şeyimizi hazırladım. Allah kısmet ederse işte yarın öbürsü gün bir toplantı yapıp startını verip sezon sonunda da inşallah maçlarımızı orada oynayacağız. Olur da bir aksilik olursa örnek stadını bir tadilat yapıp kullanmayı düşünüyoruz şimdilik. Tamer abi, hedefi de senden alayım. Sokur evet. Başkanı sensin yani. Estağfurullah. Bu taraftan da bu işi var. Başkanım hedefi koyacak, biz uygulayacağız. Başkanım ne derse o. Ama başkanım bu işi sevenlerden yani. Gerçekten Cebrail Başkan. 1,5 yıldır şimdi içeride hanımlardan özür diledik. Başkan evet. Da özür diledi. Hiç pazarımız olmadı. Bir de senin hem Ankara'cı hem... Ya tabii bir de orada farklı. Eşim zaten yani bir bıkkınlığı vardı. Burada da işte başkanımızı bırakamadık yani Cebrail Başkan. Allah razı olsun. Yan yana olduğumuzu Cebrail söylemiyorum. Cebrail Başkan'ı da sizi bırakmamış. Benim abim o benim yani bunlar gelir geçer. Biz belediye başkan yardımcıları tamam günün üstündedir, ilgilidirler ama bütün maçlara giden belediye ya başkan yardımcısı fazla olmaz. Yok yok, herhalde tektir yani Ankara'da. Evet. Türkiye'de tektir yani. Seviyor başkanım yani, bu sevmeyi de olur. Çok emek verdi. Yani güç de verir. Tansiyon hastası ettik başkanım yani. O derece. Ama bana göre önü açık buranın. Yani imkanlar var yani. Altındağ Belediyesi'nde bir kere çok tesis var. Altyapı içinde benim biliyorum. Ben seviyorum altyapıyı. Ama buna da zamana ihtiyaç var. Biz Veysel Başkanım'ın da bize beyanı var. Ben ilgilenirsem zaten Süper Lig'de olur bu takım dedi. Başkan da Cebrail Başkan'ın mücadelesine rağmen dahil etti ama Cebrail Başkan Veysel Bey'i. Yavaş yavaş, bizim Başkan Bey futbolu çok sevmezdi. Geçen yıl yapmış olduğumuz röportajda da söylemiştim. Evet. Veysel Başkan futbola çok soğuk bakan bir adam. Ama bu geçen bir yıl içerisinde epey bir ısıttığımı düşünüyorum. Geçen hafta Antalya'daydık. Maçın ikinci yarısını heyecandan camın arkasında izlemek zorunda kaldı. Hatta Antalya valimiz Münir Bey de ya Veysel Bey eğer sen bu heyecanı yaşadıysan ben Cebrail'i tebrik ederim dedi. Bu da beni çok mutlu etti. Başkanı yavaş yavaş potaya soktuk. İnşallah ileride daha da farklı durumlara gelecek diye tahmin ama ediyorum. Size teşekkür ederim. Çünkü belediye başkanlarının ilgisi bu konuda önemli. Hedef koyma açısından siz evet. Değiliniz kuvvetlendiriniz. Tamer Başkan. Kendisi bugün Ankara dışında olduğu için katılamadı. Arzu ederseniz ben kendisiyle çok yakın bir süre içerisinde görüşürüm. Onunla da bir röportaj yaparsınız. Ben onu çok kısa süre içerisinde ayarlarım inşallah. İçeride anladığım kadarıyla hocayla devam ediliyor. Yani çünkü Cebrail Başkan'ın gelecek sezon için... sözleri var. Şöyle, başkanımızın sözü bizim sözümüz. Şimdi hocamız yani efendi bir adam. Futbolda karakter çok önemli. Mutlaka. Biz bunu yaşadık. Ankara Gücü'nde sen çok iyi biliyorsun. Çok hakimsin Ankara Gücü'ne. Efendi bir adam. O oyunu iyi okuyan bir hocamız. Yani biz başkanımla seyrederken bizim kafamızdakileri de hoca da yani uygulama anlamında
Hocamız yetenekli bir arkadaş, kişilikli bir arkadaş, duruşlu bir adam. Macera aramaya gerek yok. Başkanımla zaten sözü var yani. Buradan gitmek istemeyeni biz yollamayacağız. Emek verdi herkes. Cebrail Aslan Başkanım da dedi sözün arkasında. Biz de onun sözü bizim sözümüz. Sıkıntı yok. Biz bugüne kadar, ben içeride de söyledim, sezonun başladığı günden düne kadar verdiğimiz hiçbir sözü aksatmadık. İşte Tamer Bey de burada. Günü gününe maaşlarını ödedik, günü gününe primlerini ödedik, günü gününe alacakları hiçbir kuruş parası yok bizde. Hatta bu en son sezon finalinde de, işte final maçında da prim konuştuk. Onun söylememe gerek yok. Ama onlar ne dediyse tamam dedik. Yani onların dediği oldu. Bizim dediğimiz değil. Bugüne kadar hep onların dediği oldu. Onlar da dediğini onlar da bizim dediğimizi yaptı. Onun için alan da memnun, satan da memnun. Tamer Bey'in de dediği gibi ben sezon başında arkadaşlar siz hedefe ulaşın. Biz de insanız neticede. Biz de üzerimize düşeni yaparız dedik. Kendi isteğiyle gitmek istemeyen olursa biz göndermeyeceğiz dedik. Yine de sözümüzün arkasındayız. Biz şimdi yönetim olarak arkadaşlarla oturup konuşacağız. Ben her ne kadar orada öyle dediysem de Tamer Bey'in fikrini de biliyorum. O çünkü hocaya sıcak bakan bir arkadaşımızdı. Ben hocayla da bazı birçok futbolcuyla da yine devam edeceğimizi düşünüyorum. Tamer Bey'i bilmiyorum yalnız. Vallahi kimsenin gitmek isteyeceğini düşünmüyorum. Tamer Bey'i bilmiyorum işte, herkes tamam da. Tamer abi profesyoneldir, ben onu biliyorum. O yapması gerekeni yapacaktır mutlaka. Çünkü ya kadroda 3. Burada... ligde mücadele için ciddi şimdi... bir revizyon gerekecektir. Hayır, onun gözü daha yukarıda. Şimdi Ankara Gücü sevdamızı bildiği için başkanım onu söylemeye çalışıyor. Biz buraya Altınlar'da esnafım ben, iş yerim var, sitelerde, orman üniversitesi sektöründeyiz. Biz yıllardır tanıyoruz başkanlarımızı, Veysel Başkanım, Cebrail Başkanım, Sima olarak tanıyoruz ama burada insanlar yaşayınca birbirini daha net tanıyor. Ya burada hedef var yani, şimdi burada 1 lira borcumuz yok topçulara. Biz Ankara Gücü'de... Sen bir de borç içerisinde... Yaşayamam ben yani, biz esnafız, düzgün de esnaflık yaptık yıllarca. Onun için amatör takım almışlar, takıma bulaşmamışlar. Bulaşmadım ben Ankara Gücü'ne, yani bulaşmama değildi, o bizim sevdamız yani. Başkanım bazen kızar bana, bizim Altınlar Spor şampiyonluk maçı oynuyor, ben maç kodikten Ankara Gücü'nü... Baş ne yapıyorsun diyor. Dedim başkanım ben kağıt üzerinde Tamer Bey bize bağlı olsa da gönülden Ankara Gücü'ne bağlı. Onu biliyorum. Onun için Ankara camiası biliyor. Şimdi en kritik maçımızda bizim mesela Antalya maçımız var geçen hafta. Ulan ben akrabalarımı toplayıp Antalya'ya götürmeye çalışıyorum. Gelmiş bana diyor ki başkanım diyor Ankara Gücü'ne de biraz taraftar gönderelim mi? Bu bir sevda tabii. Bu bir sevda. O konuda çok böyle iyi niyetle Ankara Gücü'ne de destek oldu, ben biliyorum. Bize de oldu. Ha şunu da söyleyeyim. Ankara Gücü taraftarı da bize destek oldu. Evet. Bak bunu hiç inkar Tamer etmeyiz. Tamer abinin olduğu yerde olacağını şimdi ben zaman tabii bunu biliyorum. Zaman zaman belediyede tatil edelim maça gidelim diyoruz. 1000 kişi geliyor. Arkadaş 20 tane Ankara Gücü'nün çıkarttığı sesi çıkaramıyor. Ne? Birisi çaycı, biri çorbacı, birisi bilmemeci. Böyle olunca tabii bu işi profesyonelce yapan adamlar var. Tamer Bey'e söylüyorum. Diyorum ki ya şu adamlardan 20 tane her maça getir. 10 tane getir ama her maça getir. Bir hareket olsun. Onlardan gelen 10 tane, 20 tane adam emin olun bizim 500 tane adamdan daha fazla ses çıkarıyor. Onların şeyini de hiç unutamayız. Emeklerine Allah razı olsun. Ankara Güçlü taraftarlara. Fatih isim verdim. Ayıp olmasın yani çocuklara. Maçın Ankara Güçlü şampiyon oldu. Ertesi gün sizin maça geldi. Ya sağ olsun. Ya bu fotoğraflardan biliyorum. Sen görmüşsündür yani bizim o grup bizim aile, bütün gruplar benim kardeşim yani, bana hiçbir tribüne hiçbir grup bana sitem etmez yani, biz hiç kimseyi bugüne kadar elimizden geldiği kadar geri çevirmedik, çevirmeyiz de geldiler tabii, iki otobüs geldiler Allah razı olsun ama hepsi Karapüçek çocuklar bunlar, Veysel Bey'e söylüyoruz yani. Bunlar diyorum harbiden Karapüçek'te oturuyor. Altından çocuklar işte. İsim vereyim. Etçi Fatih geliyor. İlhan evet. Kocaman. Bizim Yalçın geliyor. Bir dönem Çetin abi geldi fırsat buldukça. Oranın çocukları çoğunu bunlar. Çoğunu sosyal medyadan görüyorum. Var bizim insanlarımız yani. Arayanlar, herkes, her tribünden bizi arayan. Ve enteresan bizim Ankara tribünlerinin %90 altında. Bu da enteresan yani. Altında, Mamak, Ankara'nın doğusu. Gecekondu evet. Zaten ezelden beri hep kesinlikle Altındağ tarafından doldu. Hacı Doğan, tabii, başkanım tabii. Hep sizi mutlaka. Gecekondu. Ben sayıyorum, sol kapalı Ramazan, tabii. Altındağ'da. Tabii. Sağ kapalı Murat Koç, bizim evet. Gülüveren'in, Murat bizim insanımız. Ali abi keza öyle.
İhsan Vural yine yeni doğan yine bize altında. Bekar Evi, Levent Aramaz. Hep bizim insanlarımız bunlar. Yani unuttum Çetin Salbaş, Uğur abi. Unuttum kimse olmasın yani. Herkesin şöyle tribünlere bakın. %90 hep Altınlar evet, kökenli evet. Yani. Yani Ankara gücünün çizgisi orası. Çizgisi orası. Ya kökümüz de Altınlar evet. Tabii yani. Tabii. Ya benim de kökenim. Ben de Hacettepe'liyim. Sen de Hacettepe'lisin. Benim yani. Babam Cebecili. Tabii. Yerlisiyiz Ankara'nın ama emin olun Ankara gücünün şampiyonuna da başkanım ben daha böyle sevindik bir Ankara markası olarak Ankara gücünü. Sağ olsun başkanım da otobüsle Kayseri'de gerekeni yaptı belediye olarak. Biz çok ben onu da söyleyeyim bizim belediye mütevazi bir şey diyorsa çok üstüne yapıyor söylemiyorlar. Veysel başkanım, Cebrail başkanım hiç tarzı değil. Buna emin olsun insanlar yani ama yok. Gerekeni yapıyorlar yok, yani ben yani şahidim yani. Takip edebildiğimiz kadarıyla zaten farkındaydık. Başkanım önemli işlere imza attı. Ben takımı da bir araya getirmek istiyorum yakın zamanda. İyi olur. Çok güzel. İyi olur. Onur olur bir araya geliriz. Kimisi gidip tribünlere oynar. Tribünlerde boy gösterir. İşte Melih Başkan'ın yanında yer alayım da kameraya geçeyim der. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz taraftar desteği olsun. Ondan otobüs desteği olsun. Kumanya desteği olsun. Her konuda yardımcı oluruz. Hiç kimseye anlatmamıza da gerek yok. Kimsenin bilmesine gerek yok. Allah biliyor. Kesinlikle. Vallahi biz Allah razı olsun başkanım. Bize çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz de teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Yakın zamanda takımı bir araya getiriyoruz. Olur. Senle başladık, senle bitiriyoruz biz zaten. Güzel oldu. Öyle yani. Bitirelim. Hocamızı alalım, futbolcuları alalım. Maçlarımızı da canlı yayınlarsın inşallah. İnşallah. Etmeskut ve Hacettepe ile biz anlaştık. İnşallah tamam. Buyurun. Size de başkanımla anlaşırız. Her zaman. Evet. Elimizde bir şeye başlar. Sıkıntı olmaz yani. Biz... Bu aşamaya gelince görüşürüz. İnşallah. İnşallah başkanım. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bir aradayız bundan sonra. Daha İnşallah. Fazla bir aradayız ama şöylerle o kadar fazla ilgilenemedik ama. Ha bir de yeni mahallenin yolunu açtınız. Yanlış mıyım? Şimdi öyle bir ihtimal mi var? Şimdi tabii Ankara'da biz taşlar yerinden oynattık. Evet. Şimdi biz şampiyon olduğumuz için profesyonel lige çıktı. Ama balda kota açıldı. Kota açıldı. Şimdi eğer biz çıkmasaydık Pursaklar ve Çubuk evet. Playout oynayacaktı. İkisinden biri düşecekti. Evet. Şimdi Pursaklar Yeni Mahalle Belediye ile Çubuk Yeni Mahalle Belediye ile oynuyor. Pursaklar Orman Spor'la oynuyor. Evet. Yani bir takım şu anda Ankara'ya yer açtık biz. Evet. Vallahi. Yani çok çok büyük bir küme düşürmeden yaptık bunu. Kesinlikle yani. Kesinlikle yani. Biz Ankara'da futbola Altınlar Belediyesi harbi hizmet etti. Yani bu olur yani. Bu kadar olur. Daha iyi olacak ama ben Allah ömür verirse Altınlar da hedef Süper Lig. İnşallah. Ben iddialı konuşmayı öğrendim ben başkanlarımdan ben yani. Kaydet. Geçen başlarken ne dedik? Çıkacağız diye. Hedef her sene bir lig yukarı. Her sene bir lig yukarı. Ama Ankara gücü de Süper Lig'e çıksın acil. Geçmek istemiyorum. Ankara gücü Süper Lig'e çıksın ki birincilikte de bize yer açılsın. Yer açılsın. İnşallah. İnşallah. İyi olur inşallah. Peki. Ya. Sana da biz teşekkür ederiz. Teşekkür yanınızda ya. Olduk. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Her zaman oldu. Camiamıza teşekkür ediyoruz. Ankara gücünün de şampiyonluğu kutlu olsun. Altınlar Belediye Spor'un şampiyonluğu kutlu olsun. Bir de Ankara'nın playoff'u var. Evet inşallah. İnşallah çıksın ya. Biz Ankaralıyız yani. Ankara'da iyi olan her şeyde seviniriz biz yani. Yani Altınlar Belediyesi'ne Veysel Başkanım, Cevral Başkanım sahip çıkıyor. Oraların yetkilisi zaten. Ankara gücüne de sahip çıkması gerekenler sahip çıksın artık yani. Çıksın yani. Sahip çıksın ama şey yapmasın, sahiplenmesin. Ya Ankara gücü halkın takımı ya. Evet. İmalat harbiyedir yani. Öğrensinler. Demek istediğimi sen anladın. Ben abi. Anladım yani. Benim siyasi sahip görüşümü... Sahiplenmesin. Benim siyasi görüşümü camiada herkes bilir ama ben bir gün kullanmadım bunu. Evet. Doğru. Kimse de kullanmasın. Halkın takımı burası. Öyle. Halkın takımı olduğunda... Şehitlerin takımı burası. Evet. Öyle 25 bin taraftarı öyle toplamak kolay değil. Hem de kendi kesinlikle ikincilikteki bir futbol için. Herkes gelir geçer, camialar kalır. Aynen. Ankara gücüne hizmet edenden Allah razı olsun. Son lafım da bu. Kim olursa olsun. Teşekkürler başkanım. Biz teşekkür ederiz. Yayın hayatınızda da başarılar diliyoruz çok inşallah. Bizim de yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman yanınızdayız. Aynen.